Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Manisa'nın Dünya Açılan Penceresi Manisa TV'den bir cuma sohbeti programında sizle birlikteyiz. Kıymetli izleyicilerimiz, bugün programımızda özel bir konuğumuz var. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Diyanet İşleri Başkanlığı Müşavirimiz Ömer Aydın Hocamız bizlerle birlikte. İnşallah güzel bir sohbette sizlerle birlikte olacağız. Kıymetli Hocam hoş geldiniz. Sabahlar getirdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Hocam kimdir Ömer Aydın? Şöyle kısa bir tanımak istersek izleyicilerimiz için. Öncelikle bu mübarek cuma gününde Manisa'da bulunmaktan ve sizlerin konu olmaktan gerçekten bahtiyarız. Ve bu vesileyle de şu anda Manisalı kardeşlerimizle bizleri buluşturan Manisa TV'ye de çok çok teşekkür ediyoruz. Ve cumamızın hem bizler için hem İslam alemi için hem tüm dertliler için bir deva, bir çare olması noktasında Rabbimizden niyazda bulunuyoruz. Bu Manisa'da Ankara'dan bir çalışma vesilesiyle bir ziyaret, çalışma ziyaretinde bulunuyoruz. Ve bu vesileyle de özellikle Diyanet İşleri Başkanlığımızın sosyal alanlarda yapmış olduğu çalışmaları yerinde gözlemlemek ve bu çalışma yapan arkadaşlarla birlikte olmak bağlamında buradayız. Burada tabii ki özel çalışmalar çok değerli ve bu noktada da Diyanet İşleri Başkanlığımızın özel çalışmalardaki engelli, bağımlı, gençlik, aile gibi sahada birebir insanlara dokunduğumuz alanların çalışmalarındaki koordinatör arkadaşlara eğitimler vermek ve bu noktada sosyal alanlardaki çalışmaları güçlendirmek noktasında çalışmalardan sorumlu Diyanet İşleri Başkanlığı'nda müşavir olarak görev yapıyorum. Ve bu bağlamda 24. yılımı kurumsal olarak sürdürüyoruz. Ve Türkiye'nin farklı illerinde, farklı görevlerde hizmetler yaptıktan sonra 6 yıldır Ankara'da Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Teşkilatı'nda görev yapıyoruz. İlahiyat Fakültesi mezuniyeti ve farklı alanlarda farklı eğitim ve çalışmalar gerçekleştirdik. Acizane bir yayınlanmış kitabımız, bir yayınlanmak üzere olan kitabımız ve yine sosyal medya farklı alanlarda çalışmalara hocam biz size böyle iletişimle alakalı, beyin nasıl çalışırla alakalı çalışmada çok izliyoruz, görüyoruz mesela sosyal medya hesaplarından. Hakikaten güzel çalışmalarınız var bu konuda. Çok önemli. Yani bizim yönetim merkezimiz beynimiz. Evet. Nasıl ki şu anda biz burada yayın yapıyoruz ama bu yayını izleyicilerimize ulaştıran bir merkez var, bir stüdyo var, oradaki teknolojik aletler ve onları uyduya, farklı alanlara transfer eden birçok işin içerisinde detay var. İşte bizim de bütün düşüncelerimizi, duygularımızı, hislerimizi yöneten kalp ve beyin. Kalp noktasında sevgi ve muhabbet bağlamında güzel bilgilerimiz var. Evet. Ama beyin noktasında yeni yeni. Özellikle teknolojinin gelişmesiyle beyin konusunda yeni yeni bilgiler ediniyoruz. Bu bağlamda da yaklaşık bir 8-10 senedir beyin üzerine, evet, nöronlar üzerine, o sinir ağları üzerine çalışmalar yapıyoruz. Ve çalıştıkça ne kadar muhteşem bir Yüce Allah'ın yarattığı hakikaten çok verimli bir olmuş alan yani olduğunu keşfediyoruz. Yani evet, keşfe açık bir dünya. Hı hı. Ve her meslekteki kişinin de mutlaka beyin, duygu, düşünceler üzerine araştırmalar yapması kendi mesleğini daha iyi ifa etmesi açısından çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Hocam zaten Manisa gecesini duyunca ben de hocam ben programı almam lazım ve de akıl ve beyin konusunda konuşmamız lazım. Teşekkür ederim. Ben çok sevindim. Evet. Çünkü televizyonlarımız çok farklı kitlelere, çok farklı alanlardaki kişilere özellikle de bu salgın sürecinden sonra çok daha önem kazandı. Çünkü yüz yüze programlar yapmak çok zorlaştı. Evet. Çevrim içi ama daha geniş kitlelere ulaşma noktasında televizyonlarımız artık hayatta çok büyük bir görev ifa ediyorlar. Evet. Tekrar buradaki televizyon yönetimi ve emek sarf eden değerli çalışanlarına teşekkür etmeyi bir borç bilirim. Hocam Rabbimiz sadece Allah-u Teala insanlara akıl nimeti bir nimet vermiş. Yani bu akıl nimeti insan için ne ifade ediyor? Akıl nedir diye soracak olsak. Akıl her şeydir desem belki abartmış olmayız. Evet. Yani çünkü insana insan yapan bedeni gibi gözükse de aslında akıl. Çünkü akıl olmadığında bütün sorumluluklar düşüyor. Dinen de hukuken de. Yani bir insanın akli melekelerinde problem olduğunda cezai heyeti de düşer, sorumlulukları da düşer. Şerefiyet yoktur. Kesinlikle. O bağlamda en değer vermemiz, aktif kullanmamız gereken aklımız. Ve Kur'an'ı ifadeyle baktığımızda değerli hocam, Estağfirullah. وَيَجَعَلُ الرِّجِسَ عَلَى الَّذ۪ينَ لَا يَعْقِلُونَ Aklınızı kullanmazsanız kötülükten, yanlışlıktan
adeta başınızı kaldıramazsınız diyor Yüce Allah-u Teala. Zaten insana diğer varlıkları aradaki farkı ortaya koyan akıl olmuş oluyor. Kesinlikle. Sorumluluğu ortaya koymuş oluyor. Diğer varlıklarda akıl var ama kurgulanmış bir akıl. Evet. Yani kendilerine çizilen bir yol var ve o yoldan sürekli olarak aynı şeyi yapıyorlar. Şaşmadan kendilerine ne emir verilmişse onu yapıyorlar. Kesinlikle. Yani 100 yıl önceki kedi ile günümüz kedi arasında bir fark yok. Evet. 100 yıl önceki tavuğun hareketleri ve yaşamıyla şu anki tavuk arasında bir fark yok. 1000 yıl sonra da olmayacak. Evet. Ama 100 yıl önceki dedelerimizin hayatına baktığımızda bizden çok farklı bir hayat var. Evet. Teknolojik anlamda, internet anlamında, bugün yaşadığımız hayatın içerisindeki kullandığımız aletlerin %80-90'ı 100 sene önce yoktu. Yoktu. Evet. Yani bugün çok yaygın kullandığımız cep telefonu, internet ortalama 20-30 sene öncesinde hiç yoktu. Evet. Dolayısıyla insan aklını kullandıkça sürekli bir gelişim gelişen halinde. Teknolojiyle, aletlerle gücü artan, yani bugün bir düğmeyle bir atom bombasıyla dünyayı yok etme tehlikesi kadar büyük teknolojik gelişmelerin de olduğunu, ama aynı şekilde bu teknoloji olumlu kullanıldığında, doğru kullanıldığında da çok güzel hayatı kolaylaştıran faydalar ortaya çıktığını da biliyoruz. Hocam burada da niyet ortaya çıkıyor. Yani niyet, eğer sen aklını insanlığın faydası kullanacaksan o konuda çaba sarf ediyorsun. Çok güzel bir yere geldik hocam. Yani mesela aklı şöyle baktığımızda, doğru kullandığınızda insanı muhteşem geliştirerek çok başarılı yapabilirken, yanlış kullandığınızda da atom bombası gibi hem kendini hem çevresini büyük tehlikelere sokabilecek bir durum da ortaya çıkartabilir. Yani dünyanın en zararlı insanını araştırırsak, ilk onuna baksak hepsini aklını kullanarak zararlar vermişlerdir. Çok zeki olduklarında değil mi hocam? Mesela? Kesinlikle. Beyin... En faydalıları çıkarsak onlar da akılları sayesinden faydalı olmuşlardır. Evet. Aradaki fark ne? Akıl ve ahlak ilişkisi. Evet, yani hocam. Aklı ahlakla beraber kullandığınızda sadece fayda odaklı çalışıyor. Evet. Aklı nefis, ego, şeytan bağlamında baktığınızda da akıl yine çalışıyor. Ama sadece zarar üretiyor. Hocam öyleyse biz ahlak nedir, akıl ahlak ilişkisi nedir sorulanan bir cevap aramak lazım bence. Tabii vaktimiz 3-4 saat vardır diye düşünüyorum ama cuma namazı olduğu için yok galiba. Aynen hocam, cuma namazı olduğu için biraz... Şimdi bu noktada ahlak, halaka, Halik Yüce Allah'ın yaratılış, yaratma. Dolayısıyla bizler yaratılmış mahluk diyoruz. Ahlak, yaratılmışın... yaratılmış olduğu gayeye yönelik olarak davranabilme yetisini kazanması. Evet. Yaratılış yani uygun şekilde davranması. İnsanın neden ve niçin yaratıldığını belirleyen yaratıcı. Evet. Dolayısıyla yaratıcı bu insan ahsen-i takvim olarak yaratıldı. Çok güzel, çok muhteşem özelliklerde yaratıldı. Evet. Muhteşem kalabilmesi için lazım olan elindeki mihenk taşı, düstur, ilke, ahlak. Yani ahlaki kurallara bağlı olan bir kişi kolay kolay hata yapmaz. Yaptığı hatayı da çok hızlı telafi eder. Onun için aslında huzur eşittir ahlak, bereket eşittir ahlak, mutluluk eşittir, başarı eşittir ahlak. Hatta bazı başarılar vardır insana zarar verir. Ahlaklı başarı sadece insanın kendisine değil ailesine, herkese başarı getirir. Evet. Hocam aslında şu da var, şimdi ahlakın kaynağı nedir sorusu var ya mesela. Yani bu tabi her ahlakı mı almak lazım, ilahi kitaplardan gelen ahlakı mı almak lazım, onu da bakmak lazım. Burada öncelikle dediğiniz ölçüde ahlak ve vicdanı bir arada kullanmak lazım. Evet. Yani bugün ben acizane 3 yıl cezaevi vaizliği de yaptım, sizler de, izler de yaptınız. Beraber. Bu noktada en uç noktalarda suçlardan dolayı cezaevine düşen insanlar bile bazen yaptığı suçları savunma refleksi geliştirebiliyorlar. Hocam, cezaevinde suçlu yoktur diye bir ifade var. Çok genel geçerli. Yani hepsi iftira veya farklı sebepler gibi durumlar bazen bir, oluşabiliyor. Genel geçerli bir şey var yani. Ama şunu görmek lazım. O cezaevindeki insanları oraya iten sebepler olduğu kesin. Yani aslında insan özü itibariyle çok güzel, temiz, faydalı ve yararlı bir insandır. Ama bazen şartlar, sebepler, çevredeki olumsuz insanların etkisi, arkadaşın etkisi, ortamın etkisiyle insanlar bazen özlerini kaybedebiliyorlar. Akıllarını ahlakla beraber kullanmayınca şeytanın nefsin vesveseleriyle yanlışa düşebiliyorlar. İşte o cezaevindeki yaptığı hatayı savunma noktasında olanlara bile ben diyordum ki şöyle gözlerini bir kapat, vicdanın ne diyor? Evet. Bir durduğu an hocam vicdanım hata yaptığımı söylüyor diyordu. Hı. Ama hemen amayı getiriyor. Şundan dolayı. Sebepler
önemli gerçekten. Ama sebepleri aşmak lazım. İmtihan burada zaten. Tabii hocam. Hocam yani demek ki o insan için vicdan da çok önemli halde. Önemli bir mesele. Vicdan zeka ilişkisine de aslında girmek gerekiyor bu konuda. Yani şöyle, vicdanı yaralamamak lazım. Evet. Yani hani böyle kedi çok sevimli bir hayvandır ama köşeye sıkıştırırsanız tırmalamaya, ister istemez kendini kurtarmak için zarar vermeye başlar. İnsanın vicdanı da eğer sağlıklıysa insana hep doğruyu gösterir. Evet. Eğer bir insanın canı sıkılıyorsa, ruhu sıkılıyorsa, hani günümüzün böyle yaygın moda kavramlarından işte stres, depresyon, can sıkıntısı, huzursuzluk, bunların arka planında kişinin vicdanını köşeye sıkıştırması, vicdanını ahlakla, maneviyatla, sosyal hayat, insan iletişimlerle, iyiliklerle beslemediği zaman vicdan daralıyor. Ruhu bu sefer devreye gir diye zorluyor. Ben rahatsızım diyor. Ben diyor huzursuzum. Bu sefer ruh devreye girebilmesi için ruhun hakka bağlı bir özelliği var. Dolayısıyla haktan gelen ilkelerle hayatını yeniden gözden geçirmesi. Helal bir zikirde etmeyenin kulüp diyor Rabbimiz. Kesinlikle. Yani evet, kesinlikle. Ancak Allah anmakla, Allah'la birlikte olmakla ancak huzura kavuşur. Çünkü ve nüfika fir ruh. Evet. Ruhlarımız Yüce Hak tarafından bizlere verilmiş bir emanet. Evet. Dolayısıyla bir emaneti aldığınızda dikkatli kullanırsınız. Hatta derler emanetin canı tez olur. Çok hassas olmak aynen gerekir. Evet. Gerçekten o emaneti veren kişiye tertemiz geri teslim edebilme noktasında kullanım kılavuzuna çok dikkat etmek lazım. Yani bir emaneti usulüne uygun kullanmadığınızda doğal olarak zarar görür. Evet. Ve o emaneti veren kişiye muhatap olursunuz. Hocam aslında günde 5 defa Rabbim hayyâlel felâh, haydin kurtuluşa de bize namazın bizim için fıtrata uygun olduğunu ifade ediyor. Ama hala biz huzur bulamıyoruz diye caminin etrafında dolaşıyorsak sıkıntı bize demektir. Orada günümüz insanlarımızın gerçekten işi biraz zor. Neden? Çünkü çok fazla çeldirici var. Evet. Yani ben tarihe baktığımızda çok ki geçmişe gitmeye gerek yok. Dedelerimizin, babamızın hayatına baktığımızda çok fazla ses, görüntü, çeldiricinin olmadığını hocam, görüyoruz. Bizim çocukluğumuzda biz köyde sadece dışarıda çelik çomak oynardık mesela. Hı. Çok daha şeydi mesela. Kesinlikle. Hatta bir araştırma okudum değerli hocam. 100 sene önceki insanların 10 yılda gördüğü görüntü, işittiği ses toplamını günümüz gençliği bir saatte görüyormuş. İnternet, sosyal medya, reklam ve dijital mecralar vesilesiyle. Şimdi dolayısıyla 10 yıllık o görülen ses, görüntüyü çok hızlı bir şekilde algılayan beyin, göz, kulak ister istemez şaşkınlık yaşıyor. Hocam bir de beyin şey kaybetmiyor. Hani biz akşam yatıyoruz, uyuyoruz ama beyin hala çalışmaya devam ediyor. O gündüz elde edilen görüntüleri, sesleri dizayn etmeye çalışıyor. Nöronlara yerleştirmeye aynen çalışıyor. Benim kitap kitabı konusu da bu. Tanık kitabında şey konusu buydu. Yani biz bazen diyoruz işte nasıl oluyor bu? Ama beyin hala onu istiklemeye çalışıyor. Bir yere koymaya çalışıyor. Anlamlandırmaya çalışıyor. Ama maalesef biz onu gördük geçirtiyoruz. Ekranda mesela kaydırıyorsunuz mesela ne oluyor? Tamam geçti diyorsun ama öyle değil. Beyin onu hala anlamlandırmaya çalışıyor. Çok ilginç bir şey söyleyeyim hocam. Beynimizde 100 milyar adet nöron var. Bir beyin profesörümüz yaptığı bir ur ameliyatından sonra urun kenarında bir sağlam nöronun da alınmak zorunda kalındığını görünce o nöronu bir inceleyeyim diyor. Yani ne kadar bir kapasitesi var? 100 milyarda birin ne kadar kapasitesi var diye. Onu tabii özel laboratuvar cihazlarıyla en fazla 4'e kadar bölebiliyor. Evet. Ve 4'te birinin kapasitesini incelediğinde 6 terabayt yani 6000 gigabayt olduğunu görüyor ki bu rakam bizi izleyenler, gençler çok iyi anlayacaklardır. Evet. Bütün dünyadaki ses, görüntü, kitapları içine alır. İşte bunları okudukça o zaman ben İbn Sina'ların, İbn Rüşd'lerin, Farabi'lerin nasıl yetiştiğini o zaman anlayabiliyorum. Hocam zaten normal bir insan %10'unu kullanıyordu beynini. Böyle bir rakamlar. Ben şöyle söyleyeyim, milyonda biri. Milyonda biri. Neden milyonda biri? Yani bugün İbn Sina'nın yazmış olduğu eseri hala bırakın bizi Batı çözemedi. Bütün tıp fakültelerinde hala klasik baş ucu eseri olarak durmaktadır. Hı. Mesela bugün birçok kardeşlerimizin evinde Erzurum Beymak Hazretleri'nin marifetnamesi vardır. Evet. Birçok gazetelerimizin hediye vermesi münasebetiyle. Biz çocukken de meraklıydım. Böyle açar bakardım o şekiller, şeyler. Sonrasında gerçekten hala şu anda açıp baktığımda çözülmesi zor şekillerin, bilgilerin olduğunu görüyoruz. O insanlar o zaman laboratuvar bu kadar gelişmiş değil, bu kadar teknoloji, bu kadar dijital mecralar, bilgi bu kadar hızlı ulaşılabilir değil ve İmkan yazmak çizmek de bu kadar kolay değil. İmkan yoktu, yazmak da yok. Yani kağıt kalem bile yani sınırlı. O kadar şeyi nasıl yapmışlar? Piri Reis o haritayı çizerken doğruya en yakın haritayı, evet, dünyayı mı gezdi, uyduya çıkıp mı baktı? Aynen hocam.
İşte bunlar nöronları ne kadar aktif kullanırsanız nöronların kendi aralarında iletişimi var ve birbirlerinden beslenerek yorum yapabiliyorlar ve o yorumlara göre size doğruyu çok net bir şekilde ortaya çıkarabiliyorlar. Hocam zaten diyor nöronlar ilişkisi koptuğu anda unutkanlık başlar diyor mesela. Zayıflıyor. İletişim zayıflar. Yani o arada dendrit ağları, sinapslar dediğimiz... Hep diyor ki çok unutuyoruz diyor mesela gençler mesela. Bunun sebebi işte yani görüyorsun geçiyorsun. Bir bağlantı kuramıyorsun bir iki nöron arasında mesela. Kesinlikle. Bir yere koyamayınca o da unutuluyor. Unutmanın iki ana sebebi var psikolojik bağlamda. Bir, beyinde enerji zayıflığı. İki, beyinde enerji fazlalığı. Çünkü fazla olduğunda da karmaşıklık ortaya çıkıyor. Evet. Yani şurayı her şeyle doldursak aradığımızı bulmakta zorluk çekiyor. Dağıtıyorsun, yere koyamıyorsun. Kesinlikle yoğunlaşamam. Günümüzde diyorlar ya işte çok yoğunlaşma zorunu, odaklanma zorunu. Özellikle gençlerimizde hiperaktif gibi, hareketlilik gibi sebebi fazla enerji. Evet. Çünkü sürekli enerji altındayız. Işık, telefon, radyasyon. Ses. Tabii tabii. Dolayısıyla onlar aynı zamanda bizim üzerimizde manyetik bir enerji ağı oluşturuyor. Ve biz onu doğru idare edemediğimizde bizi yoruyor, evet. Yıpratıyor. Aynen. Hocam ticaret, akıl, ahlak ilişkisi konusuna gelmek gerekirse yani insanın aklında ticareti nasıl kurması gerekiyor? Çok güzel bir konuya değindiniz. Neden? Çünkü ticaret özellikle çağımızda her insanın en çok zaman ayırmak veya en çok düşünmek zorunda kaldığı alan. Çünkü geçim. Yani eskiden büyüklerimiz işte domates, biberi tarladan alıyordu. İşte hayvandan sütü, yağını alıyordu. Hani alma verme olayı sınırlıydı. Ama şu anda her şey hazır. Marketler, işte manavlar, farklı reyonlardan sürekli alışveriş yapmak durumundayız. Evet. Ve bu bağlamda da ticari ahlak dediğimizde aslında inancımız bu konuda gerçekten çok bize güzel bir pencere açıyor. Osmanlı döneminde Osmanlı'yı ziyaret eden seyyahların yazmış olduğu hatıratlar var. Ve Batılılar diyorlar ki çok ilginç bir ülke, anahtar ve kilit kavramı yok. Sadece diyorlar evlerinde bir mandal. Hatırlarsak bizim köy evlerimizi tahtadan bir mandal olurdu. O da insanları engellemek için değil, zaten engellemez. Hayvanları hani kapıyı açıp içeriye girmemeleri noktasında hayvanların o mandalı çevirememesi. Gerçi şimdi kediler bile öğrenmişler, bazı şeyleri yapabiliyorlar. Yani bu noktada dükkanlarında kilit olmaması, akşamleyin bir örtü atıp gitmeleri veya kişi olan bir şey aldığında parasını bırakması. Ve şu an çok ilginç değerli hocam. Avrupa ve ABD Osmanlı sistemini arşivlerden araştırıp kendi ülkelerinde uygulamaya çalışıyorlar. İstanbul Süleymaniye Kütüphanesi'nin müdürüyle bir dönem muhabbet etmiştik. Hocam bizim en fazla müşterimiz batılı araştırmacılar diyordu. Evet. Ve o insanlar Arapça öğreniyorlar, müsteşrikler, oryantalistler, Osmanlıca öğreniyorlar ve gerek bizim kaynaklarımızı ve geçenlerde Türkiye'ye yıllık izin vesilesiyle gelen bir Almanya'da çalışan bir gurbetçimiz şunu demişti. Tarlalar var, gidiyoruz, topluyoruz, tartıyoruz, parasını bırakıp çıkıyoruz. Evet. İşte bunu bizim kültürümüzde var, bizim inancımızda var. Aslında bizde vardı bunlar. Ama özü bizde. Biz onu yitirdik maalesef. Hani diyor ya bir şair, evet. Batı batı diyerek batılılaşmıyoruz ama batıyoruz. Evet. Yani hocam, onların ahlakını, değerlerini... Hatıra kitabında vardı. Kanuni Sultan Süleyman zamanında diyor, İstanbul'da bir yılda 3 hırsızlık olayı yaşandı diyor. O üçü de sanki gayrimüslim diye ifade etmişti mesela öyle. İşte o tamamıyla tam bahsettiğiniz akıl, ahlak ve vicdan ilişkisi. Evet hocam. Yani bir insan eğer muhtaç kalıp çalmak zorunda kaldıysa o insan suçlu değildir. Onu ailesi, çevresi onu korumaya almayan, dolayısıyla insanların keyfi olarak hırsızlık yapmalarının önüne geçilmesinin püf noktası herkesin başına bir polis dikmek değil. Bu mümkün de değil zaten. Evet. Ama insanların vicdanlarını, ahlaklarını ve akıllarını doğru ilkelerle olgunlaştırdığınızda hiç kimse harama el uzatmaz. Çünkü biliyor ki sağ ve sol omuzundaki melek kayıt altına alıyor. Evet. Yani şu anda bizler burada kayıt altındayız. Ve her söylediğimiz söz kayıt altına giriyor. Evet. İzleyicilerimiz anında duyuyorlar ve zihinlerinde muhakeme ediyorlar. İşte sağ ve sol omuzumuzdaki meleklerin de... Bütün insanların değil mi hocam? Biz kayıt altındayız. Yani yarın mahşer gününde adeta bir CD gibi onlar oradaki teknolojiyle koyulacak ve bize hayatımız seyrettirilecek. Belki kaç boyut olacak ya? Ses, görüntü hepsi kaç boyut olacak? Geçenlerde
bir arkadaşımız böyle bir davet etti. 7 boyutlu bir sinema diye hocam bir gör diye bir girdik. İnsan korkuyor. Çünkü göz, beyin oradaki algılarının gerçek mi olduğunu düşünüp anlayana kadar bir ürperti insanın içine veriyor. Evet. Yani dünyada bile bir sanal şeyler bizi bu kadar etkiliyorsa varın ahireti, oradaki cennet hayatını, oradaki hesap gününün boyutlarını, oradaki şeyleri çok gerçekten farklı. İşte bunu bizim öncelikle gençlerimize, öncelikle yavrularımıza, çocuklarımıza, öncelikle insanlarımıza çok iyi anlatmamız lazım. Ahlaklı olma, vicdanlı olma. Belki püf nokta şu, bu dünyanın bir imtihan sahası olduğunu bilmek gerekir. Evet. Yani bizler bir sınava girdiğimizde, şimdi sizinle yan yana sınava girsek, ya hele sınav beklesin hocam, gel biraz muhabbet edelim demeyiz. Veya ya sınavdayız ama işte gel biraz çay ve kahve içelim diyemeyiz. Niye? İşimiz var. Aslında bu dünyada bizim bir işimiz var. Bu dünyada cennete, Rabbimizin rızasına ulaşmak, bu imtihanı kazanmak ve sonsuz hayata transfer olmak. Evet. Aslında ölüm dediğimiz şey bize biraz soğuk geliyor ama aslında kurtuluş. Sınavın bitmesi, sınavın bitmezili. Ve hani sosyal medyada bir karikatür paylaşmışlar. Biri vefat etmiş, tabuta koymuşlar. İşte sonucunu almaya gidiyor. Sınavı bitti, sonucunu almaya gidiyor hocam, diye. Kur'an-ı Kerim'deki vesaire o ilâ mefdûmin rabbikum ayet-i kerimesi var mesela. Cennet için koşturun, çabalayın ifadesi de hakikaten çok önemli bir ifade. Orada kesinlikle. Dediğiniz gibi. Yani biz burada bir imtihan için bulunuyoruz. Bunun akabinde biz cennet gibi bir düşünceyle mesela ve Allah rızasının için mesela çalışmamız gerekiyor. Ve püf nokta burada. Ölüm sonrası hayatta sonsuzluk diye bir kavram var. Evet. Yani ben ilahiyat okurken hocama sormuştum, hocam sonsuzluk nasıl bir şey? Yani inanıyoruz, amenna. Ama hani tatmin olma anlamında nasıl diye. Demişti ki, Ömer zaman neyle hesaplıyoruz? İşte güneş, ay, bizim zaman hesaplama işte gün, hafta, ay, yıl. Kıyametle beraber güneş, ay hepsi yok olacak. Ölüm de yok olacak mesela. Her şey yok olacak. Dolayısıyla zaman kavramı olmayınca yaşlanma, hastalanma, yıpranma gibi şeyler olmayacak. Ve böyle bir hayat bizi bekliyor ama bizim bugün arabamızı düşündüğümüz kadar, evimizi dert edindiğimiz kadar, mesleğimizi dert edindiğimiz kadar, çocuğumuza bir gelecek hazırlığı düşündüğümüz kadar, ekonomik sıkıntılarımızı dert edindiğimiz kadar, ahiretteki sonsuz hayatımız nasıl olacak noktasında düşünemiyoruz, zaman ayıramıyoruz. Hatta çok ilginç, geçenlerde bir telefon sık sık aramaya başladı. Ya açıyorum, yok diyorum, işte check-up, işte genel kontrol, böyle bir reklam arayışı. Evet. En son dedim ki, ya dedim manevi check-up yapıyor musunuz? O nasıl oluyor beyefendi dedi. Yani dedim bu hayat beni ebedi hayatta cennete mi getiriyor, cehenneme mi getiriyor? Hatalı hani, evet kan, sayın, bunlarla siz bazı şeyleri görebiliyorsunuz ama ben onu aramıyorum. Benim aradığım şey manevi anlamda beni bu hayat cennette getirebilecek mi? Rabbim rızasını kazandırabilecek mi deyince, çok şey istiyorsunuz beyefendi dedi. Evet. Bu ihtiyacımız var. Bazıları şöyle diyor yani, dünya bir daha mı geleceğiz diyor mesela. Ahirette biz bir defa gideceğiz aslında ama onu düşünemiyor maalesef. Ve dünya için yatırım olması ve sonsuz bir hayat bizi bekliyor. Yani evet. Orayı gerçekten görmek lazım. Yaşlanmanın olmadığı, çoğalmanın, o evlenmenin, çocuk olması gibi şeylerin olmadığı, herkesin aynı yaşta olduğu ve aynı zamanda herkesin sevabına göre, rızaya göre ortamının, mekanının, çevresinin olduğu bir dünya bizi bekliyor. Aynen hocam. Hocam bu konuda yani hakikaten konuşmaya geldik şu anda. Helal haram duyarlılığı. Şimdi artık günümüzde insanlar helal haram önemli değil. Nerede olsa olsun bir evim olsun, bir arabam olsun diyor mesela. Yani bu konuda bir Müslümanın helal haram duyarlılığı nasıl olması gerekiyor? Önce şunu ifade edelim. Helal bedeni ve ayarları doğruya götüren bir bereket, bir vitamin kaynağı. Çünkü çizgileri haramlar ise mi? Virüsler. Evet. Yani şu anda tüm dünyanın anasını ağlatan COVID-19 virüsünün dünyadaki tamamını toplasanız birkaç gram etmez. Evet. Haram demek, yani şu suyu buradaki Manisa TV'mizin ikramı olarak içtiğimde helal olarak bana şifa veriyor. Ama ben bunu bir yerden çalarak, bir dükkandan görmeden veya bir yerden gizlice alıp içtiğimde bu su benim vücudum için virüse dönüşüyor. Evet. Ya nasıl oluyor bu? Allah öyle takdir etmiş. Yani hayvanı besmeleyle kestiğinizde şifaya dönüşüyor. Besmelesiz kestiğinizde... Hocam, suyun besmeleyle içildiği zaman değil mi? Molekülün diziliş tarafı farklı olduğu ifade ediyor. Helal olduğunda da değişiyor. Yani şu suyun kendine ait bir aklı var. Ekmeğin, çorbanın, meyvenin o içeri girerken helal
damgasıyla, helal statüsüyle giriyorsa vücuda şifa veriyor. Haram statüsüyle giriyorsa, yani bugün belki mübarek cuma saatinde çok uç bir örnek olacak ama bir bayan bir erkek nikah kıydığında, birbirine helal olduğunda aile hayatları bir ibadete, bir huzura dönüşüyor. Ama aynı işlem nikahsız helal olmadığında ise en büyük günahlardan, en büyük kul haklarından ve aynı zamanda vücut içinde korkunç bir hastalığa dönüşüyor. Dolayısıyla burada ya hocam bu su nereden biliyor? Onu oraya Allah yüklüyor. Yani bugün ufacık bir flash belleğin içinde şu kadar gigabyte alıyor diyebiliyoruz. Geçen bir kardeşimiz böyle bir hard disk getirdi hocam diyor şu kadar terabyte alıyor diyor bu. Yani bunu kul bu kadar sığdırabiliyorsa Allah-u Teala Hazretleri suyun zerresinin içerisine o DNA'sını, o iç özelliklerini neler gizlediğini biz de hayır bile demeyiz. Efendim Aleyhisselam hani sahibi Buhari açtığımız zaman ilk hadis-i şerif var ya innemen amelü bin niyet. Ameller ancak niyetlere göredir. Hakikaten kesinlikle. Yani niyetimiz bizim hayırsa akıbette hayır olacaktır. Kesinlikle. Mesela somut şöyle bir örnek versek mesela bir insan çok sevilen, çok güvenilir, çok dürüst, çok ahlaklı. Siz onun yanında nasıl olabilirsiniz? Çok rahat, çok güven, çok rahat. Ama bir insan da çok yalancı, çok affedersiniz, çok dolandırıcı, çok zarar verici. O insanla beraber olduğunuzda da her an tetikte olur. Ya ne oluyor, bir şey mi olacak falan tedirgin olursunuz. Yani hayatta her şey aslında yorum, bakış açısı ve aynı zamanda da helal haram çizgisi. Yani belki biz şu haram olduğunda içinde ne olduğunu göremiyoruz. Ama bugün bilim aslında görebiliyor. Yani suyun az önce bahsettiğiniz gibi içindeki moleküllerin nasıl bir değişime uğradığını, vücuda girdiğinde nasıl bir faydaya ve zarara dönüştüğü. Yani mesela aynı yiyecek birisi için şifa kaynağı olabilirken başkası için hastalık kaynağı olabilir. Evet. O içindeki niyet, düşünce, hatta çok geniş konular ama gözden çıkan şu anın bile nazar dediğimiz etki, olumsuz etki ortaya çıkarmaması için şükürle ve takdirle ortaya çıkması lazım. Ama kıskançlıkla, hasetle ortaya çıktığında adeta bir iğne gibi zararlı hale dönüşebiliyor. Demek ki o zaman her şey baştan niyetimizin halis olması lazım. Niyet ve bahsettiğiniz gibi helal haram çizgisi. Yani eğer sağlıklı olmak istiyorsak, eğer huzurlu olmak istiyorsak, eğer etlerimizin bize fayda, kazançlarımızın bizim için bereket ve ahirette de hesap gününde işimizin kolay olmasını istiyorsak hayatımızı az olsun ama helal olsun çizgisine taşımamız lazım. Hocam Efendimiz Aleyhisselam'ın ibadet hayatıyla alakalı oldu. İnsan kul dua eder, duam kabul edilmedi der diyor mesela. Oysa yediği haram, giydiği haram, içtiği haram diyor mesela. Hakikaten bizim yediğimiz, içtiğimiz, giydiğimiz her şey bizim ibadet hayatımız olmak üzere bütün hayatımızı etkiliyor. Bunun için mutlaka i̇şte helal harama dikkat edelim. Bunun da en güzel yollarından bir tanesi. Nasıl ki işte check-up dediğimiz kontrolden geçebiliyorsak, nasıl ki araçlarımızı muayeneye getiriyoruz. İşte bugün bir araç satış yapacağımız zaman ne diyorlar? Bir kontrolden, detaylı bir incelemeden, ekspertizden geçmesi gerekiyor. Aslında bizler de bazen dönem dönem manevi noktada kendimizi gözden geçirmemiz mesela gerekiyor. Kandiller Ramazan'dır, bayramdır mesela. Bunlar cuma akşamları, cuma günü. Bugün işte cuma namazlarına aslında biraz erken gidip o kubbe hatlarında, caminin içerisinde şöyle bir haftamızı gözden geçirmek. Neler harcadım, neler yaptım, hakkımın rızası için neler yapabildim, çoluk çocuğum için, eşim için, inancım için. Aslında cuma günleri bir muhasebe. Adeta kişinin kendisini bir gözden geçirmesi. Zaman çok hızlı akıyor. Geleceğini planlaması. Cuma geldi diye mesela değil mi? Hemen mesela cuma bizim için bir dönüm noktası gibi mesela haftalık olarak. Aslında hayat da çok hızlı geçiyor. Evet. Yani baktığımız zaman 10 yıl öncesini düşündüğümüzde ne zaman 10 yıl oldu? Yani ben işte az önce 24. yılımı çalışıyorum, 25. yılımı çalışıyorum Diyanet İşleri Başkanlığı'nda diye düşündüğümde ilk göreve başladığım gün, ilk imzayı attığım gün, ilk görev yerim o kadar canlı hayalimde var ki yani bu kadar sene geçti mi gerçekten? Yani rüyada mıyız gibi diyebiliyor insan. Hocam hani ahirette o soruluyor insanlara dünyada ne kadar kaldınız diye soruluyor. Bir gün veya bir gün yarısı kadar falan kaldık diyorlar. Kesinlikle. Hakikaten yani bazen film şeridi gibi bazen bir durumda, olayda, işte kazada dünya hayatı önümüzden geçiyor mesela. Aynı dediğim gibi yani çok 5 dakikada özetliyorsun dünya hayatını. Ama baktığımız zaman şu anda sanki hiç ölmeyecekmiş gibi dünya hayatı için çalışabiliyoruz. Yani güzel bir söz var ya, nokta kadar bir menfaat için virgül gibi eğildiğimizde işte o eğiklik sonra belimizi doğrultmamızı gerçekten zorlaştırıyor. Çünkü şeytanı besleyen vitamin kaynağı hatalarımız. Evet. Ve şeytanın insan üzerindeki etkisi herkeste farklıdır.
Çünkü şeytanın gücüyle orantılı. Somutlaştırırsak şeytan bildiğimiz gibi cinni bir varlık, ateşten bir varlık, elektriksel bir varlık. Dolayısıyla vücudumuzda dolaşıyor ve bize elektrik yani vesvese atıyor, virüs atıyor. O virüsün ne kadar etki edeceğine bizim direncimiz karar veriyor. Zaaflarımız ve bu noktadaki dengemiz. Yani bugün uzmanlarımız virüs için ne diyorlar? Eğer kişinin bağışıklık sistemi güçlüyse ve süreklilik arz eden bir hastalığı yoksa atlatması daha kolay. Niye? Çünkü bağışıklığı güçlü. İşte bizim insanlar olarak maneviyatımızı güçlü tutmamız ve şeytan bize vesvese verdiğinde vicdanımızın devreye girip bu yanlış demez. Bunu yapmayı bize söyleyebilmesi lazım. Şimdi geçenlerde bir kardeşimiz dedi ki hocam daha sık bir esnaf kardeşimi ziyaret etmiş. Daha sık buyurun dedim. İnşallah mı hayırdır? Ya hocam siz geldikçe ben burada helale dikkat etmem gerektiğinin daha iyi farkına varıyorum. Daha iyi bilinçleniyorum. Dolayısıyla bana motivasyon oluyor. Gerçekten günümüzde motivasyona çok ihtiyacımız var. Evet hocam aynen. Hocam tabii dünya hayatı bizim için huzur kaynağı olması için Rabbimizin emirlerine uymamız gerekiyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnete uymamız gerekiyor. Huzur ve kanaat. Yani kanaat da aslında dünyadaki bizim huzurumuzu sağlayan bir önemli bir husus. Yani huzur ve kanaat ilişkisi hakkında neler söylemek istersiniz son olarak? Öncelikle bugün çok kullandığımız cep telefonları, kullandığımız teknolojik aletler, araçlarımız hepsinin bir kullanım kılavuzu var. Evet. Yani bugün çamaşır makinesine bulaşık atarsanız ortalık karışır. Bugün bilgisayara yanlış tuşuna veya farklı şeyler yaparsanız ortalık karışır. Hatta bazen çok değerli bilgilerinizi kaybetmeye, hatta belki Allah korusun bir yazılımla bütün paranızı kaybetme, hatta borçlanmaya kadar giden dolandırıcılık birçok şeyleri basın dünyasında okuyoruz. Yani. Yaşayan bazen kardeşlerimizden dinliyoruz. İşte bu noktada insanın da yaratıcı tarafından huzurlu olması, huzurlu yaşayabilmesi için ortaya koyulmuş olan bir kullanım kılavuzu, inancımız ve Kur'an'ımız var ve modelimiz peygamberimiz var. Şunu çok net bilmemiz gerekiyor değerli hocam. İslam insanların huzuru için gönderilmiş bir dindir. Yani bugün bir inşaatı yaparken ne gerekir? Plana, projeye, mühendise, ustanın bilgilerine %100 uymak gerekiyor. Çünkü uymadığınızda bir depremde Allah korusun gidiyor, bir selde yakın zamanda sel deprem yaşadığımızda görüyoruz yan yana iki bina biri dimdik ayakta biri yerle bir. Fark ne? Malzeme, ustalık, şekil, biçim, detaylar. İşte insan dediğimiz varlığın da eğer kullanım kılavuzu olan İslam'a, Kur'an'a, peygamberimizin hayatını kendisine modelleyip o örneklik üzerinden yaşadığında ortaya kanaat çıkıyor. Çünkü kişi diyor ki benim için beslenmem ve yaşamam için gerekli olan şunlar. Şu anda yaşadığımız sistem bize lazım olanları değil, ihtiyaç değil, lüksü maalesef. Lazım olmayanı, konforun evet. Daha da ilginci gösterişi ifade ediyor. Evet. Bir kardeşimizle muhabbet ederken hocam çok borçluyum bana dua edin demişti. İşte kredi kartı, farklı borçlar, çok ekonomik olarak zordayım. Ben de demiştim ki ya zamanım varsa bu borçlar asli ihtiyaçların için mi, zaruri ihtiyaçlar için mi, yoksa keyfi mi? Ve bir düşündü, hocam Allah affetsin dedi, hemen hemen tamamı gösteriş için. Ya. Yani şöyle bir arabaya biniyor, şöyle bir evde oturuyor. İşte şu aldı ben niye almayayım, şu yaptı ben niye yapmayayım, ya şu şöyle kadar, güzelmiş ben niye sahip olmayayım. Kadar o heves geçiyor, o eşya belki kırılıyor gidiyor mesela ama maalesef. Kesinlikle yani bizim... Hani günümüzde hukuki bir işimiz olduğunda avukat kardeşlerimize, doktor kardeşlerimize aslında bu noktada böyle akrabadan, eşten, dosttan, vicdanına, tecrübesine güvendiğimiz insanlardan bir danışma kurulu oluşturup bir şey yapacağımız zaman istişare yapmak çok önemli değerli hocam. Evet, yani insan bazen belli bir duygu yoğunluğu içerisine girdiğinde kendisini kontrol etmekte zorlaşabilir. Kendi içinden gelen duygular onu yanıltabilir. Şeytanın vesvesesi, nefsinin etkisiyle, egosunun etkisiyle yanlışlar doğru gibi gelmeye başlayabilir. Ama ben gelip Ahmet hocama, ben gelip Hasan Bey'e, ben gelip amcama, dayıma, yakınlarıma, arkadaşlarıma sorduğumda
dışarıdan birisi çok daha net, çok daha objektif ve çok daha özellikle manevi yönü güçlü ise doğru tavsiyeler, nasihatler verecektir. Ve bu bağlamda günümüz insanı çok iyi bilmelidir ki çok büyük bir reklam sektörünün altında yaşıyoruz. Yani sürekli bir bombardıman. Tabii tabii, yani bugün bir konudan bahsediyorsunuz, telefon açtığınızda karşınıza çıkıyor. Veya bir ürün arıyorsunuz, bütün sosyal medya her yerde aynı ürünün çeşitleriyle karşı karşıya geliyorsunuz. Neden? Çünkü sürekli al 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 deniyor. Tüket mutlu oldu hocam. Ama aslında İnsan tüketen mutlu olur yani. Tükenir. Evet. Yani gerçekten bu cümle çok önemli. Hı hı. Ne kadar çok tüketiyorsanız o kadar tükeniyorsunuz. Çünkü tükettiğinizde aynı zamanda emeğiniz zayi oluyor. Aynı zamanda yediklerinizle iç organlarınız zayi oluyor. Baktıkça göz zayi oluyor. Dinledikçe kulak zayi oluyor. Hı. Ve daha sonrasında o zayi olan şeyler yıprandıkça bizim sonraki hayatlarımızda hem dünyamızı etkiliyor, aynı zamanda ahiretimizi de etkiliyor. Onun için kanaat ve dünyayı minimalize etmek. Yani olabildiğince az eşyayla, ki bugün çok eski değil, bizim dedelerimiz, annelerimize baktığımızda eşyaları o ne kadardı hocam mesela. O ve hala bazen çok mutluydular. Evet. Bir eve sağ olsunlar misafir etmişlerdi bizi. Çok fazla eşya olduğunu görünce hanımefendiye demiştim ki eşyalar ne kadar vaktinizi alıyor? Hocam tamamını dedi. Peki yaratıcıya ne kalıyor? İnancımıza ne kalıyor? Değerlerimize, mesleğimize, eşimize, çocuklarımıza ne kalıyor? Çok az şey kalıyor. Onun için gerçekten kanaat, ihtiyaçlarımızı belirleyip ve olabildiğince de yazılı çalışmak. Yani bugün elinizde ihtiyaç listeniz varsa markete girdiğinizde ihtiyaç listesini alır çıkarsınız. Evet. Ama ihtiyacınız yoksa 10 katını alır çıkarsınız. Çünkü orada bilinçaltına verilen ses, görüntü, dizayn, reklam, tanıtım, pazarlama. Geliyor hocam, şunu da alsam iyi olur falan diye. O ciddi manada etkili. Doğal olarak yani insan çünkü almayı, edinmeyi, birikim yapmayı seven bir fıtratı var. Ama bu kontrol edilirse güzel bir şey. Ama kontrolsüzleştikçe, bugün gerçekten çok üzülüyorum. Ekonomik sebepler yüzünden yıkılan yuvalar. Ve evlenemeyin hocam. Yani aileler. Bir sürü borç oluyor. Tam hayatın baharında borç tam o mutlaka yuva. Ve buradan gençlerimize bir çağrıda bulunmak isterim. Keşke minimize şeylerle evlenip yavaş yavaş alsalar. Yani şöyle açıklayayım. Ev tamamen dizilmiş olarak bir eve yeni evlilik başladığında o eve en az 10 sene 15 sene yeni bir şey almaya gerek yok. Evet. Çamaşır makinesi, buzdolabı, halısı, koltuğu her şeyi var. Eve yeni bir şeyin girmesi eve heyecan katar. Dolayısıyla eskiden büyüklerimiz ne yapıyorlardı? Bir döşekle evliliği kuruyorlardı. İmkan oldukça çamaşır makinesi, bulaşık, bunlar alınır. Zor şeyler değil almak. Borçlanarak o borcun stresi altından yaşamaktansa en az masrafla düğünü yapıp sonrasında kazandıkça, edindikçe almak çok bereketli. Geçen bir haber görmüştüm. Gerçekten o aileyi böyle ulaşıp tebrik etmek istemiştim. Haber neydi? Oturmuşlar. Düğünümüz kaça mal olur diye bir hesap çıkarmışlar. 75 bin lira civarında, tabii ekonomik duruma göre değişir düğün masrafı. Tabii. Bir para çıkmış ve demişler ki akrabalarına, ya biz sadece nikahla normal böyle bir düğün yapmak istiyoruz. Bu 75 bin lirayla da biz bir dükkan açmak istiyoruz. Ailesi çok güzel olur demiş ve gerçekten o parayla bir dükkan açmışlar ve eşiyle beraber dükkanı idare ediyorlar. Evet. Kazançları devam, ikisi de iş sahibi olmuşlar. İkisi de işveren olmuşlar, aynı zamanda elemanları var. Sadece düğün masrafıyla bir hayat kurmuşlar. Hocam şu anda 200 bin liradan şu kolay kolay bir düğün şey olmaz. Bugün 200 bin liraya evet. Çok güzel bir iş kurabilirsiniz. Tabii dükkan alınabilir, kurulabilir dediğiniz gibi yani. Hocam vaktiniz doldu. Allah razı olsun inşallah. Güzel bir sohbet oldu. Ben çok teşekkür ediyorum gerçekten yani. Hem davetiniz hem böyle çok önemli konular ve gerçekten evet. Hayatımıza dokunan, günlük yaşamımızı etkileyen ve bizim sadece dünyamızı değil ahiretimizi de bir anlamda şey yapan çok yani. Hoş bir sohbet oldu. Çok teşekkür ediyorum sorularınız ve davetiniz için. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Kıymetli izleyicilerimiz, bir cuma sohbeti programı daha sonuna geldik. Haftaya inşallah yeni bir konuyla yine birlikte oluruz. Allah'a emanet olun. Hayırlı cumalar.